Selam arkadaşlar. Neredeyiz? Doğan Bey'deyiz. Doğan Bey neresi? Aydın Söke, Söke ilçesine bağlı Doğan Bey köyü. Çok tarihi, eski, hala sokakları taş. Daha sonra göreceksiniz evler tahtadan, taştan. Buraya gezeceğiz şimdi. Hadi gezelim bakalım. Köyün girişi böyle. Yol buradan geliyor. Söke'den. Böyle köyün girişi bu. Böyle işte tarihi evler. Çok eski. Yollar böyle. İçeriye arabayla taşıtla girilmiyor. Park ediyorsunuz köyün girişine. Buradan köyü yürüyerek geziyorsunuz. Çok güzel. Bakar mısınız ne kadar güzel. Tabi restore olmuş çoğu. Artık turistik olunca. Öyle bir salıncak koymuşlar buraya. İnternetten buldum ben de. İnternette nereye gitsem, nereye gitsem diye araştırırken uzakmış biraz. Yani İzmir'e 150 kilometre falan. Ama değermiş, şey ki gelmişim. Böyle taştan sokaklar, hiç ellenmemiş, bozulmamış doğası. Şunlar eski yollar. Bayağı eski bayağı yani. Osmanlı'dan kalma falandır herhalde. Onu artık bakarsanız internetten araştırırsınız. Ay, yoruldum. Baksana. Pencerenin üstüne bile çatı yapmış. Şunlar eski yapılar. Taş, komple taş, yuma taş. Baksanıza şunlar. Komple taş. Taşları üst üste koya 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 koya. Ev yapmışlar. Gidiyoruz. Orada
Orada kocaman bir ağacımız var. Şuradan çıkacağız herhalde mi? Buradan şey yok. Buradan çıkalım. Köy camisi varsa merkez oradadır. Çıkalım bakalım. Ay. Koca koca taşlar yerlerde. Bir bom bom. Bir bom bom. Ay. Süper. Ay. Nasıl bir köymüş ya? Bayıldım var ya. Harika. Şuradan veresim. Neden yok bir şey, dağılın. Dağılın, yok bir şey. Oo, şöyle de bir deniz manzarası var buradan. Denizi de görüyoruz. Şurada ne? Biraz fantastik olsun. Çok güzel.
Buradan gidelim. Burada aşkımız eriyor. Hop 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 hop. Daha sezon açılmamış. Burası muhtemelen yazın insan kaynağı ama. Şimdilik kimsecikler yok. Terk edilmiş köy gibi ama. Her taraf kafe pansiyon olmuş. Şuraları göstereyim. Şey yapalım, göstereyim. Bir anda restore edilmiş. Bir anda eski tarihi. Oradan köy kahvesine gidiyoruz. Doğan Bey köyü işte böyle. Ön tarafı Milli Park'a bakan, Dilek Yarımadası'na bakan, arkasını böyle dağa yaslamış, ön tarafında Dilek Yarımadası olan harika tarihi bir köy. Vallahi hemen bakacağım kaç yılında kurulmuş falan filan bakacağım. Vallahi yazarım videonun altına. Şurada tarihi eski yapıları görüyoruz. Bak şuralar, şunlar, şunlar, şunlar eski yapılar. Şuradaki tarihi yapılar var. Şurası müzeymiş ama müze falan filan yok herhalde. Müze kafe falan diyor. Sol tarafta ikinci kapıdan merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Teşekkürler. Ay. Şah kartalı. Gerçek. Da Kızıl Şahin. Da diğer kuşlar. Burada da yılanlar.
Bunlar Dilek Yarımadası'ndaki yaşayan canlılar. Bunları böyle buraya müze haline getirmişler. Domuzumuz da burada. Neymiş? Yaban domuzu. Bu neymiş? Okulu kirpik. Oha, kirpiklere bak. Şöyle bakarız. Eve gidince bu neymiş? Akdeniz foku. Akdeniz foku. Süper. Bu neymiş? Bu da geyik ama. Şeye gitmiştik ya bu. Leylek. Evet, sıcak havada köyü gezdik, Doğanbey köyünü gezdik, sokaklarında daldık, sokaklarında kaybolduk, müzesini de gezdik. Oy, yorulduk. Şimdi Doğanbey köyü böyle bir daha göstereyim. İşte Doğanbey köyü. Burası. Böyle terk edilmiş bir köy gibi ama yavaş yavaş turistik olmaya başlamış. Yavaş turist olmaya başlamış. Kafeler, pansiyonlar işte falan. Ama güzel, gelinip görülür, gezilir. Buralardan geçerken, yazın yaz tatilinden dönerken uğranıp görülebilir. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Biz de şimdi motorumuza binip Dilek Yarımadası'nı çevreleyip turlayıp oradan Kuşadası, oradan İzmir yapacağız. El işler. Ne kadar tanesi? Ha? Bir tane ver. Hayırlı işler.
Gider Reno, dere akar gider Reno. Evet, bazlamamızı da aldık. Teyze burada bazlama yapıp satıyor. Köy. Burası Ağaçlı köyü. Evet, teyzeler bazlamaları yapıp yoldan geçenlere satıyor. 30 lira iyi. Yani bir ekmek 5 lira, 10, 200 gram diye sözde geçiyor ama yani onun yanında bu bedava. Bazlamamızı da aldık. Yarın sabah kahvaltıda belki içine tereyağı sürüp gömeriz onu. Seviyoruz ya motoru, seviyoruz, gezmeyi seviyoruz ama motorla gezmeyi seviyoruz. Arabayla hayatta gelmem buralara. Arabanın içinde, kapalı dışında hiç bu zevkin yarısını bile almam. Hatta hiç almam. Ama motor olunca böyle açık. Şöyle iyi iyi. Bir de böyle garajlı yeşil yollar olunca küçük köyler falan böyle güzel oluyor ya. Yani daha ne olsun ki? Çok şükür sağlığımız yerinde. İyi kötü çalışan arabada kazanıyoruz. Yolumuz, çocuğumuz. Sağlığı yerinde. Çok şükür. Baba ya, iyi biçim geldi işte. Hep otursak ne olacak? Çok umarım bir ara yiyoruz. Bir gün bir yemek dediğimiz olacak işte. Yeter, aç kalmayacak. Buradan Kuşadası'ndan geçiyoruz, denizi görmedik ya. Bari şu sol taraftan gideyim de kadınlar plajının olduğu taraftan Makua parkları da görürüz. Bir deniz olsa da ya. Kuşadası'ndan geçtik, denizi görmedik. Kuştur Club. Burası güzel bir tatil yeri. Tatil için. Gerçi Kuşadası neredeydik? Biraz kalabalık oldu sadece. Son 10 yılda acayip derecede kalabalık oldu. Haydi millet denizde. Yaz gelmiş, deniz mevsimi açılmış, millet denizler. Nasıl kadınlar plajı? Meşhur Kadası'nın kadınlar plajı. Herkes merak eder burayı da burada öyle bir şey yok yani. Yetmez yok, normal. Bildiğiniz plaj. Ya sadece kadınlar girmiyor, herkes giriyor.
Ahmet Beyli Plajı. Güzelmiş ha. Görünür. Evet, bu plajı da gördük. Artık eve dönüş başlasın. Aman aman, ben yorulmam, aman. Evet arkadaşlar, Doğan Bey, Söke, Aydın, Kuşadası, Ahmet Beyli, birçok yer gezdik bugün. Güzel oldu, hava da güzeldi. Şimdi artık evimize gelmek üzereyiz. Ama şu trafiği bir patlatmamız gerek. Ya işte gördünüz yani, gezdik geldik. Ne kadar güzel insanlar köyde, küçük yerleşim yerlerinde ne kadar rahat yaşıyorlar, sorunsuz yaşıyorlar. Yani İzmir'e girer girmez sıkıntılar başladı hemen. Bir sürü insan, bir sürü araç. Yani yaşanacak gibi değil ya bir şey vardı. Allah Allah. Güzel, ne kadar güzel yaşıyor küçük yerlerde. Sıkıntı yok, stres yok, insan yok, araba yok. Ne kadar güzel. Bir de buraya bakın, İzmir. İzmir trafiği. İzmir trafiği. Hadi bakalım. Yani motorla izleyen biraz sağdan soldan kaçıyoruz da. Yani düşünsenize böyle arabayla olur. Daha sağmıştaki arada kavşakta oldu mutlaka. Hadi oğlum, az kaldı, hadi az kaldı. Hadi 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 gidiyor, hadi hadi gidiyor. Ah be dayım be, sen niye buraya koydun acaba bu arabayı? Zaten trafik sıkışık. Oy, nihayet geldik. Şükür geldik be. Evimize geldik. Kapımızı açalım. Açıl susam açıl. Çok şükür sağ salim geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi çok bilinmeyen bir köy gösterdim size bugün. Gayet güzeldi bence. Evet. Teşekkürler Transalp. Teşekkürler. Bugün bizi sorunsuz bir şekilde götürüp getirip gezdirdiğin için. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki gezide görüşmek üzere.